geçtik bu tariften sonra. Bir su bardağı soyulmuş çiğ bademimiz var. Evet. Yarım limon suyu, 2 adet kırmızı biber, 1 kase ince kıyılmış maydanoz, 1 kase kıyılmış dereotu, Himalaya tuzu ve baharat karışımı. Aynen. Bademli bir atıştırmalık yapacak bize. Malzemeler burada gördüğünüz gibi yerini almış durumda. Şimdi çok özür dilerim. Buyurun lütfen. Sözünü kestim. Bademin geldi. Bademim geldi. Çok güzel. Kabuğu ayıklanmış. Ayıklanmamış da olabilir. Hiç tamam. Sorun değil. Tamam. Bunları bir gece önceden suda bekletiyorsunuz. Zaten şişiyorlar. Güçlü bir robot ki artık yani bütün robotlar çekiyor. Endişeniz olmasın. Yarım limonun suyuyla birlikte burada yemek hazırlamanın en büyük keyfi hepsinin hazır olması. Hazır olması. Gerçekten. Sudan çekeceğiz. Hatta bu noktada bir tutam tuz da ekleyebiliriz. Bakın bu bazı her türlü salataya sos olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda biraz baharat karışımı da ekliyorum. Sebzeli zerdeçallı bir baharat karışımı bu. İçinde sebze kurusu var. Herkes koymayabilir. Kimyon, kişniş, kekik, nane, pul biberden oluşan bir karışım. Evet. Bunu şimdi robotta çekeceğiz. Çekelim. Bir tarafta da ne yapacağız? O gürültü yapacak ama. Evet. Sebze bir şekilde. Evet. Onu bir karıştıralım. Evet. Beraber gelmedi bakalım. Bunları hazırlarken programlarda en heyecanlandığım kısım bu oluyor. Çalışacak mı çalışmayacak aynen. mı değil mi? Aynen. Çeker mi çekmez mi? Evde yaptığın şey olur ya böyle şey çok oluyor. Çok doğru. Şimdi bu bakın çok güzel bir kıvam aldı. Biraz evet. daha sıvı istiyorum. O tamam. yüzden şöyle bir karıştırmak gerekiyor. Siz de tamam. böyle yapın. Devam mı ediyoruz? Biraz az, daha mı? Normalde ben su eklerdim ama şimdiki yayında azıcık yağ ekledim. Bunun daha rahat dönebilmesi peki. için suyla yapın. Hiç tadı değişmiyor. Yapacağımız bu şey aslında bir atıştırmalık. Yeterli. İçine eğer ödem sorunumuz varsa elimiz ayağımız bu mevsimde çok şişecek. Çok sık seyahat ediyorsak çok yeterli güzel. Su almıyorsak mutlaka olmazsa olmaz dereotu ve maydanozumuz. Evet. Bu üçlü yaz aylarında hepiniz için özellikle bayramda fazla kaçırırlarsa en azından komşuya gideceğim börek yerim sabah kahvaltısında bunu yiyebilir. Bunu yiyelim. Ya da kahvaltıda büyük bir sofra bayram sofrası oldu öğlen bunu yiyelim. Çok güzel. Bunu çünkü şu malzemeleri limitsizce arttırabiliyorlar. İşin güzel tarafı o. Çok güzel. Tamam. Şimdi bu karışımı güzelce bunun üzerine döküyorum. Harika. İçine biraz lor ekleyebilirler. Daha fazla büyük bir kase olsaydı daha çok yeşillikle harmanlayabilirler. Evet. Tamam mı? Hı-hı. Bu özellikle vejetaryenlerin de çok sevdiği bir tarif. Tabii badem var zaten bu faydalı yağlar hazır içerisinde. Aynen. Maydanoz, dereotu ve senin çok sevdiğin bu kapya biberin. Mükemmel bir şekilde yerini burada aldı. Burada ne yaptık aslında? Bademle birlikte, badem çok iyi bir yağ yakıcıdır bu arada. Evet. Bütün yağların farklı görevleri vardır. Badem bir tık daha öne çıkar fındıktan veya antep fıstığından. Bunu istediği kadar, belki biraz daha kırmızı biber ekleyebiliriz, evet. daha çok yeşillik ekleyebiliriz. Hı-hı. Limitsizce her yemeğin yanında salata veya atıştırmalık veya meze ne istiyorsanız tüketebileceğimiz bir şey. Sos olarak zeytinyağı yerine badem ve limon kullanmış olduk tuzuyla birlikte. Ve bunun başka mükemmel. Bir özelliği de çok da güzel bir